Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, yüreği vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak sevgisiyle yanıp tutuşan Kozanlı kardeşlerim, Yörük kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyorum. Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve yeryüzündeki kardeşlerimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak öncelikle birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi, devletimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü şerden muhafaza eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif'in 9. günündeyiz. Başı rahmet, ortası bereket, sonu mağfiret, yani kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Rabbim cümlenizi rahmetinden, bereketinden, mağfiretinden istifade edip kurtuluşa eren kullarından eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Kozanlılar, devletimizin, ülkemizin, milletimizin terörle, teröristle mücadelesi 40 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Aslan gibi evlatlarımız şehit oluyor. Geride öksüz yavrular ve maalesef gözü yaşlı anneler, eşler ve babalar kalıyor. İşte bugün de Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir şehidimiz var. Allah şehidimize rahmet eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevdiklerinin, yakınlarının, kahraman güvenlik güçlerimizin, silah arkadaşlarının ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hak sabırlar versin. 4 yaralı kahraman Mehmetçiğimiz var. Yaralılarımıza da Yüce Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Ve şu anda biz burada güzel salonlarda güvenlik içerisinde iftarımızı yapıp böyle güzel programlar yaparken bir arada kahramanlarımız karda, kışta, soğukta, sınır içinde, sınır ötesinde düşmana karşı onurlu ve kahramanca bir mücadele veriyorlar. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Rabbim ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin inşallah. Allah'ın izniyle terörü nasıl sınırlarımız içerisinde devletimiz, ordumuz minimize etmişse inşallah önümüzdeki bahar ve yaz aylarında sonbahara kadar Irak ve Suriye'deki teröristleri de etkisiz hale getirecek ve topunun kökünü kazıyacaktır. Tabii terörü yok etmek için tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele vermek gerekir. Yemekten önce, iftardan önce çarşıyı, esnafı gezdiğimizde bir kardeşimiz şöyle söyledi. Başkanım dedi, mecliste terörist istemiyoruz dedi. Mecliste terör örgütünün partisini istemiyoruz dedi. Ben de kendisine dedim ki ben mecliste olduğum dönemde onların temsilcisinin yönettiği hiçbir oturuma katılmadım. Hiçbirisine selam vermedim. Elini sıkmadım. Çünkü o eller Mehmetçiklerimizin kanını taşımaktadır. Eğer terörü tamamen yok etmek istiyorsak sadece dağdakini, sınırdakini, sınır ötesini bitirmekle, yok etmekle terör bitmez. Meclisten de temizleyeceğiz, basından da temizleyeceğiz, medyadan da temizleyeceğiz, iş dünyasından da temizleyeceğiz. Velhasılı neredeyse bulacağız ve topunu yok edeceğiz. Bunun için biz seçime katılan siyasi partilerimize de diyoruz ki her partiyle iş yapabilirsiniz, ortaklık kurabilirsiniz ama çizgimiz neresidir? Çizgimiz terör ve şiddettir. Terörü ve şiddete bulaşanla, terörü savunanla işbirliği yaparsan devlete, ülkeye ve millete ihanet etmiş olursun. Seçimi kazanamazsın. Kazansansa milletin laneti, Allah'ın laneti senin üzerine olur. Kıymetli kardeşlerim, diğer taraftan dünyanın pek çok noktasında mazlum kardeşlerimiz, soydaşlarımız, Türk kardeşlerimiz, dindaşlarımız zulüm, kan ve gözyaşı, katliam altında. Doğu Türkistan'da da böyle, işte İsrail'in yaptığı Filistin'de de, Gazze'de de böyle. Allah inşallah o mazlum kardeşlerimizin yardımcısı olsun ve onları işgalden, kan ve gözyaşından kurtarsın. Bakın sadece Gazze'de 7 Ekim'den bu yana, yani yaklaşık 6 ayda katil, terörist, Siyonist İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuk sayısı 14.000. 10.000'in üzerinde kadın var. Masum yaşlılar var. Onun için biz diyoruz ki buna dur diyoruz. Türkiye olarak dur diyoruz. İslam dünyasının bu sessizliğini, bu alışmışlığını, İslam ülkelerinin bu tavırsızlığını asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve onurluca ayağa kalkın, Müslümana, masuma sahip çıkın diyoruz. Evet. Bu çocuk ve kadın katilleri elbet bir gün bunun hesabını verecektir. Tarihin geçmiş dönemlerinde onlarca kez bunun hesabını verdiler. Yine verecekler. Ama nasıl bir kavimseler bir türlü akılları başlarına gelmiyor. Çünkü helak olmak, hesap vermek, bedel ödemek onların demek ki tabiatında var. Ve onu bir huy edinmişler. Zulmediyorlar, katlediyorlar, öldürüyorlar, soykırıma uğratıyorlar, sonra bunun bedelini ödüyorlar. Bu tarih içerisinde hep böyle olmuş. Ve Allah'tan duamız ve niyazımız bir an önce bunların belalarını bulmaları, masum kadınların, çocukların kurtulmasıdır. Evet. Sizin gibi böyle yiğit alperenler olduğu sürece ben Allah'ın izniyle hep dik durdum ve dik duracağım. Yine esnaf ziyareti yaparken bir emekli abimiz geldi. Dedi ki Sayın Destici, evet sen bizim hakkımızı savunuyorsun. Sen sürekli emeklilerin durumunu dile getiriyorsun. Ama maalesef sen de bu kadar söylemene rağmen bir türlü istediğimiz düzeye gelmedi dedi. Haklıdır. Elbette ki bizim tavsiyelerimiz, önerilerimiz, uğraşlarımızla elbette ki belli mesafeler alındı. Ama bu yeterli midir? Asla ve kat'a yeterli değildir. Ve en düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesine yükseltilmeli ve en düşük emekli maaşı 17.000 lira olmalıdır. Şimdi bayram ikramiyeleri veriliyor. 3'er bin lira olarak açıklandı. Biz bunu da az buluyoruz, yetersiz buluyoruz. Bu ikramiyenin Ramazan bayramı için 5.000 liraya, Kurban bayramı için ise en azından küçük baş bir hayvan alıp kurban kesebilsinler diye 10.000 liraya yükseltilmesini istiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu bölgemiz aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Daha önce de söyledim. Üreten herkese destek olmak zorundayız. Ve devletimiz, hükümetimiz bu desteklerini eksiksiz bir şekilde sürdürmeli. Mazottan alınan, çiftçinin kullandığı mazottan alınan ÖTV ve KDV kaldırılmalı. Daha önce sulamada verilen %35 destek yeniden getirilmeli ve çiftçimiz ürününü rahatça sulayarak yüksek verim almalı ve daha yüksek üretmelidir. Kıymetli kardeşlerim, seçimlere, yerel seçimlere 11 gün kaldı. Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden beri hep doğrunun yanında, yanlışın karşısında oldu. Yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir muhalefet ve siyaset anlayışı güttü. Bunu şehit liderimiz Cennet Mekan Muhsin Yazıcıoğlu'ndan öğrendik. Kendisini burada da çok sevdiği ve çok sevildiği Adana, Kozan'da da rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Evet. Hem bugünkü şehidimiz, hem tüm şehitlerimiz ve Muhsin Başkanımızın ruhu için El Fatiha. Kıymetli kardeşlerim, biz Büyük Birlik Partisi olarak biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe gecesi sokaklarda kurulmuş bir ittifaktır. 2017 referandumunda vücut bulmuştur. 2018 seçimlerinde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere katılmış, hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis çoğunluğu kazanılmıştı. Daha sonraki 2019 yerel seçimlerinde de belli bölgelerde işbirliği yapılmıştı. Geçtiğimiz yılki 2023 yılında yapılan hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde yine Cumhur İttifakı çatısı altındaydık. Ve sizlerin, milletimizin teveccühü ve desteğiyle hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Hem de Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elde etti. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Yine Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. Birileri gibi Cumhur İttifakı'yla meşruiyet kazanıp daha sonra da bayrak açanlardan ya da Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için uğraşanlardan asla olmadık ve olmayacağız. Türkiye'nin içinden geçtiği şartlarda birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır. Evet, bu bir yerel seçimdir. Fakat bu yerel seçim üzerinden bir sonraki genel seçimler kurgulanmak istemektedir. Ve Türkiye'de rövanşlar alınmak istemektedir. Onun için Cumhur İttifakı'ndan ayrılıp ve sırf Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için her yerde aday çıkaran partilerimize diyoruz ki sağduyunuz galip gelsin ve en azından İstanbul, Ankara, Adana başta olmak üzere büyükşehir adaylarınızı çekin ve Cumhur İttifakı'na destek verin, milletin gönlünde yer bulun diyoruz. Kıymetli kardeşlerim, aynı şeyi Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK'nın siyasi uzantısı partinin kazandığı ve kayyum atanan yerlerle yarıştığı yerlerde de yine adaylarını çekmelerini ve Cumhur İttifakı'nı desteklemelerini Biz devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü ve milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek dile getiriyoruz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Kozanlılar, büyük şehirlerde ittifakımız var. Büyükşehir belediye başkanlıklarında ittifakımız var. Büyük şehirlerin ilçelerinde ittifak olduğumuz yerler var. Ayrı ayrı girdiğimiz yerler var. İşte Kozan'da bunlardan bir tanesi. Ve Allah'ın izniyle burada Kozan'da Gürdal Topal kardeşimizle birlikte kazanacak ve Kozan'ı ayağa kaldıracak. Evet. Gürdal Topal kardeşimizi kaç yıldır tanıyorum seni Gürdal? 6 yıldır tanıyorum. Gerçekten tertemiz, pırıl pırıl, dürüst, ahlaklı, çalışkan, vatansever, milletperver, işinin erbabı bir yiğit kardeşimiz. Aynı zamanda bir vatan sevdalısı, Kozan sevdalısı, Adana sevdalısı bir yörük kardeşimiz. Onunla gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz seçimde aday oldu. Çok ciddi bir oy aldı. Seçimi kazanamadı ama ilk seçimiydi. Çok ciddi bir oy aldı. Ve hiç bırakmadı. 5 yıl boyunca sizler de şahitsiniz, çalışmaya devam etti. Ve şimdi tekrar sizlerin ve tüm Kozan halkının huzurlarında. Ve inşallah sizlerin bugünkü buradaki kalabalığı, coşkusunu, sokaklardaki kalabalığı, coşkuyu ve desteği görünce evelallah bu iş bitmiş elhamdülillah dedim. Evet. Ama tabii bu hiçbirinizi rehavete kaptırmamalı. İlk günkü heyecanla çalınmadık kapı, girilmedik hane, girilmedik sokak, gezilmedik mahalle, köy bırakmayacağız ve Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Gürdal Topal'ı Büyük Birlik Partisi adayı olarak Kozan Belediye Başkanı olarak seçtireceğiz. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, Kozan'ın Gürdal Topal'a ihtiyacı var. Kozan'ın Büyük Birlik belediyeciliğine ihtiyacı var. İlkeli, şeffaf ve temiz bir belediyeciliğe ihtiyacı var. Bakın Kozan'a girerken gördük. Kozan'ın yolları bile yok doğru dürüst. Girişi bile yok doğru dürüst. Onun için ilk işimiz Kozan Gürdal Topal'a Büyük Birliğe teslim edildiğinde ilk işimiz o yolu ve girişi Kozan'a yakışır bir şekilde yapacağız. Tabii. Evet. Kozanlı Gürdal Topal kardeşime destek verdiğinde bakın Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı ve Cumhur İttifakı'nın 3 partisinden birisinin genel başkanı olarak söylüyorum. Gürdal kardeşimiz size neyin vaadinde bulunmuşsa, ben burada size neyin vaadinde bulunmuşsam ve bulunacaksam bunların tamamını Ankara'dan alacağız, getireceğiz ve Kozan'da uygulayacağız, yapacağız. Cumhurbaşkanlığından alınması gerekenleri Cumhurbaşkanlığından, Çevre Bakanlığı başta olmak üzere Çevre Bakanlığından, İçişleri Bakanlığından, Kültür Bakanlığından, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığından, velhasılı hangi bakanlıktan ve hangi kurumdan hangi hizmete ihtiyaç varsa hepsini getireceğiz ve Kozan'ı şaha kaldıracağız. Tabii burada Kozan ilçemizin baktığımız zaman şu anda Kozan'da 88 köy, 15'i merkez olmak üzere 103 mahallesi ve 2024 itibariyle 133 bin nüfusu var. Narenciye kültürünün gelişmesiyle her yıl ilçe ekonomisine önemli katkı sağlamakta. Portakal bahçelerimiz var. Fakat maalesef gelirken de gördüm, portakalların pek çoğu, narenciye ürünlerin pek çoğu dallarında bekliyor. Niye diye soruyorum, para etmiyor diyorlar. Diyorum ki biz Ankara'da 20 liraya alıyoruz, 30 liraya alıyoruz. Nasıl oluyor? Maalesef burada üreticimiz zarar ediyor ama aracılar fahiş fiyatlarla para kazanıyorlar. İşte belediye Büyük Birliğe, Gürdal'a teslim edilirse buna da son vereceğiz ve narenciye üreticisi hakkını alacak, gerekirse pazarlamasını biz yapacağız. Bakın, Kozan her geçen gün maalesef daha da küçülmüş. Gelişmişlik sırası 273'ten 330. sıraya düşmüş. Kozan'ı bu hale düşürenler elbette utansın ama Kozan'ı bu hale düşürenlerin elinden alacağız ve yukarılara doğru götüreceğiz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Kozanlılar, ilk ve en önemli işimiz inşallah iller idaresi yönetiminde yasal bir değişiklik yapılması için girişimlerde başlatacağız ve Kozan'ımızı il yapacağız, il. Evet. Bu il bazı ilçelerimizin il olması. Biz Büyük Birlik Partisi olarak 2013 yılında Büyükşehir Yasası çıktığında meclise bir teklifte bulunmuştuk. İktidara ve o zamanki partilere. İlçe sayısını 1001'e çıkartalım, il sayısını da 101'e çıkartalım diye. Ve bu 101'e çıkacak yani ilave 20 ilçenin içerisinde il olacak 20 ilçeden birisi de Kozan'dı. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz ve önümüzdeki dönemde Kozan'ı il yapacağız. Zaten il olduktan sonra pek çok meselesi Allah'ın izniyle kendiliğinden çözülecek ve pek çok yatırım ve pek çok kurum tekrar Kozan'a daha güçlü bir şekilde gelecek. Cumhuriyet'in ilk yıllarında vilayet olan ve daha sonra Adana'ya bağlanan Kozan'ımız inşallah önümüzdeki dönemde tekrar il olarak yönetilmeye başlayacaktır. Bakın, Kozan'ı kalkındıracak ve ileriye taşıyacak en önemli projelerden bir tanesi de Mansurlu-Kayseri yoludur. Ve maalesef hala bitirilememiş. Halbuki bu yol sadece Kozan için değil, Adana narenciyesini, Mersin, Hatay narenciyesini ve üretimini limanlardan gelen ürünleri Kayseri üzerinden Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu'ya ve hatta İç Anadolu'ya taşımak için en güvenli ve en sağlıklı yoldur. bu yolun behamehal bitirilmesi için her türlü çalışmayı yürüteceğiz ve Kozan'ı kalkındıracağız. Bakın, Kozan'ımızın ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var. Şimdi elimdeki şu listeyi okusam, bu kadar tarihi eser acaba başka kaç ilçede vardır? Karesiz Kalesi, Kozan Kalesi, tarihi ev ve dükkanlar, Bedesten, Arıkan, Yaveren Konağı, Hoş Kadem Camisi. Bunu duyduğumda çok mutlu oldum. Bizim Sivrihisar'da da bir Hoş Kadem Camisi var. Demek ki bir eşi de buradaymış. Hazinedar yaptırmış o zaman, eşinin adına yaptırmış. Bir kendisine yaptırmış, bir de yanında eşine Hoş Kadem Camisi yaptırmış. Burada da Hoş Kadem Camisi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum. Tarihi Roma Köprüsü, Keşiş Mağarası, Kilikya Manastırı, Kozan Barajı, Dağılcak Mesire Alanı, Bucak Cennet Vadisi ve yaylalarıyla Kozan bir dünya harikası ve cennetten bir köşe. Onun için Kozan'ı aynı zamanda bir turizm şehri yapacağız. Bir turizm şehri yapacağız. Bir cazibe merkezi haline getireceğiz ve bölge insanı başta olmak üzere Türkiye'den ve dünyadan bütün insanları Kozan'ı ziyaret etmek için davet edeceğiz. Bu sayede Kozan kalkınacak, işsize iş, açsıza aş ve esnafın işi de güçlenecek. Evet, kıymetli kardeşlerim. Bakın, doğru dürüst belediye hizmetlerini verecek bir belediye başkanlığı binası yok. İnşallah bunu yapmak da Gürdal kardeşimize nasip olacak. Küçücük ilçelerimizde güzel güzel öğretmen evleri var, misafirhaneler var. Ama maalesef Kozan'daki öğretmen evi atıl durumda. Bunu da kardeşimiz yapacak. Ve daha doğrusu biz büyük projelerde onun yanında olacağız. Ne gibi? İşte Doğu Çevre Yolu yapılması için biz ona destek vereceğiz. Ama diğer peyzajmış, efendim işte burada kütüphaneymiş, efendim işte kreş, çocuk, gündüz bakım eviymiş. Bunların hepsini Gürdal kardeşimiz belediye başkanı seçildiğinde kendisi yapacak ve Kozanlı'nın hizmetine sunacak. Sadece kalabalığımız bu salon içi değil. Salonun dışında da bunun birkaç katı fazla bir kalabalık vatandaşımız var. Yol tamamen dolmuş ve tıkanmış durumda. Bu salonun dışındaki kardeşlerimizi de ve şu anda canlı yayın yapılıyor bu program. Türkiye geneli televizyonlardan yayınlanıyor. Bizi televizyonlardan da izleyen bütün vatandaşlarımı da sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. Birileri gençlerimizi darbe için kışkırtsa da biz gençlerimize diyoruz ki eğitiminize öncelik verin ve eğitiminizi düzgün bir şekilde tamamlayın. Bunun için bütün belediyelerimizde, Büyük Birlik Partisi'ne teslim edilen belediyelerde biz hem orta öğretimdeki kardeşlerimize destek vereceğiz. Lise giriş sınavlarına hazırlanmak için bedava kurslar vereceğiz. Üniversite sınavına girmek isteyen gençlerimize bedava üniversiteye giriş hazırlık kursları vereceğiz ve üniversiteyi kazanan ve durumu iyi olmayan Kozanlı bütün üniversite öğrencilerine belediyeden burs verilecek. Burs. Aynı şekilde Kozan'da iş kurmak isteyen ve imkanı olmayan bütün kadınlarımıza da 50.000 lira iş kurma desteği verilecek. Ben şimdi Gürdal Bey, senin adına bunları söylüyorum, tamam mı? Biz bunu her zaman söylüyoruz. Büyük Birlik Belediyesi'yse sizin yanınızda bunların hepsinin sözünü veriyoruz. Evet. Tek maaşlı evi kira olan emeklilerimize ve gelir seviyesi düşük olan vatandaşlarımıza, dul ve yetim kardeşlerimize, şehit ailelerimize belediyemizden her türlü destek verilecektir. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Kozanlılar ve bizi izleyen bütün vatandaşlarımız, bir kere daha söylüyorum. İşte burada Kozan'da belediye Büyük Birlik Partisi'ne teslim edildiğinde ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde, efendim bu Sivas olur, Gün Yüzü olur, Şarkışlı olur, Alpı olur, efendim işte burada Hassa olur, Kumlu olur, Toprak Kale olur, velhasılı neresi olursa olsun bize teslim edilirse, Sarıçam olur, Kadirli olur, neresi olursa olsun bize teslim edildiğinde ben Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nın 3 partisinden birisinin genel başkanı olarak belediye başkanlarımızın arkasında kaya gibi duracağım ve onlar hangi sözü vermişse o sözün yerine getirilmesi için Ankara'da elimizi taşın altına koyacağız ve o hizmetleri bir bir buraya getireceğiz ve yapacağız Allah'ın izniyle. Kozan bizim için çok kıymetli. Tıpkı Sarıçam gibi, tıpkı Sayınbeyli gibi, tıpkı Feke gibi, tıpkı Adana'mızın diğer ilçeleri gibi. Aynı şekilde Osmaniye'mizin Toprak Kalesi, Kadirlisi gibi. Bunun için biz inşallah Kozanlı kardeşlerimiz bize yetkiyi verdiğinde burada örnek bir belediyecilik yapacağız. Bölgede proje bir belediyecilik yapacağız. Ve Allah'ın izniyle bugüne kadar Kozan'ın bekleyip de alamadığı bütün hizmetleri Kozan'a getireceğiz ve Kozan'ı kalkındıracağız. Onun için Kozan bizim için çok kıymetli, çok değerli. Onun için Kozan'ı, Kozan Belediyesi'ni kazanmayı ve Gürdal kardeşimizi burada belediye başkanı olarak görmeyi çok arzu ediyorum, çok istiyorum. Evet, kadınlarımız burada çoğunlukta. Kadınlarımıza sözümüz olsun. Kadın dostu bir Kozan meydana getireceğiz. Kadınlarımızın rahatça yaşayabildiği, huzurlu bir şekilde yaşayabildiği, güvenli bir şekilde yaşayabildiği, gaspçının, yan kesicinin olmadığı, saldırgan sokak köpeklerinin bulunmadığı ve çalışmak isteyen kadınlarımızın evden veya iş yerinden çalışabileceği, hizmetlerin sunulacağı bir Kozan'ı ve belediyeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Evet. Ve şimdi belediye başkan adayımız söyledi. bir belediye başkan yardımcımız hanım kardeşimiz olacak ve hanım kardeşlerimiz onunla işbirliği içinde olacak. Büyük Birlik Partisi belediyeciliğinde gençlerimiz, okumak isteyen gençlerimize her türlü desteği vereceğiz. Çalışmak isteyen gençlerimize her türlü desteği vereceğiz. Belediye kurslarında iş ve işçi bulma kurumunun aradığı özelliklere haiz olabilmesi için iş ve işçi bulma kurumuyla anlaşmalı olarak yetiştirme kursları düzenleyeceğiz. Ve burada meslek edindirme kurslarında gençlerimize, kızlarımıza, kadınlarımıza yeni ve arzu ettikleri meslekleri öğreteceğiz. Yaşlı dostu bir Kozan oluşturacağız. Yaşlı dostu belediyeler öneriyoruz Büyük Birlik Partisi olarak. Yaşlarımızın son dönemlerini huzurla yaşadığı şehirler kuracağız ve şehirler oluşturacağız. Velhasılı ilkeli, şeffaf, temiz bir belediyecilik anlayışıyla belediyeleri yöneteceğiz. İlkellikten kastımız nedir? Devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline, ezanına, bayrağına sahip çıkan bir belediye başkanı. Bunun yanı sıra haktan, hukuktan, adaletten, eşitlikten ayrılmayan, insanlar arasında hizmette ayrımcılık yapmayan bir belediyecilik örneği vaat ediyoruz. Şeffaf bir belediye vaat ediyoruz. Kim nereden almış, nereye harcamış, kime vermiş, belediyenin parası nereden gelmiş, nereye gitmiş, işler kime verilmiş, bunlar asla kapalı kapılar arkasında olmayacak, sizlerin huzurunda olacak, siz bilecek ve işin içinde olacaksınız. Temiz belediyecilik. Bizim temiz belediyecilikten kastımız sadece sokakların, caddelerin, mahallelerin temizliği değil. Elbette sokaklarımız tertemiz olacak. Mahallelerimiz tertemiz olacak. Kapılarımızın önü tertemiz olacak. Esnaf dükkanlarımız tertemiz olacak. Ama bizim temizlikten ikinci kastımız da doğruluktur, dürüstlüktür, ahlaktır. Ve bizim belediyecilerimiz dürüst yönetilecek, doğru yönetilecek, asla bir yanlışın içinde olmayacak, asla harama, israfa, yolsuzluğa bulaşmayacaktır. Evet, kıymetli kardeşlerim, işte bu anlayışla milletimizin huzurundayız. İşte Sivas'tan Kozan'a, efendim Gün Yüzü'nden Hassa'ya kadar, efendim ta Sarıkamış'tan, Adilcevaz'dan, efendim işte burada ta Denizli Honaz'a kadar, işte Adana Sarıçam'a kadar. Bütün bu belediyelerde Büyük Birlik Partisi ilkeli, şeffaf ve temiz belediyecilik anlayışıyla hizmet verecektir. Yeter ki siz bize güvenin, siz bize inanın, siz bizim belediye başkan adaylarımıza destek verin. Biz de Allah'ın izniyle hizmeti sizin ayağınıza, Kozan'a ve diğer şehirlerimize getireceğiz. Size sormak istiyorum. Bütün bu konuştuğum çerçevede, verdiğimiz sözler çerçevesinde birlikte miyiz? Evet. Birlikte miyiz? Evet. Birlikte miyiz? Evet. Kozan'ı daha yaşanılır ve daha güzel bir hale getirmek için birlikte miyiz? Evet. Kozan'da kadınlarımızın, kızlarımızın daha güzel bir hayat yaşaması için birlikte miyiz? Kozanlı gençlerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve iş bulabilmeleri için birlikte miyiz? Evet. Kozanlı yaşlılarımızın daha huzurlu bir hayat yaşamaları için birlikte miyiz? Evet. Velhasılı Kozan'da yaşayan bütün kardeşlerimizin güvenliği için, huzuru için birlikte miyiz? Evet. Kozan'ı bir Türkiye markası, onun da üstünde bir dünya markası yapmak için birlikte miyiz? Evet. Kozan'ı Türkiye'nin 82. vilayeti yapmak için birlikte miyiz? Evet. O halde birlikte kazanacağız ve birlikte yöneteceğiz. Hayırlı, mübarek olsun. Gürdal Topal. Gürdal Topal kardeşimiz Kozan'a hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun. Gününüz, akşamınız hayırlı olsun. Ömrünüz sağlıklı, işleriniz bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun Sayın Genel Başkanım. Var olun kıymetli Genel Başkanım. Kozan sizinle gurur duyuyor. Kürsüyü alalım, kürsüyü. Belediye Başkan adayımız Sayın Gürdal Topal Bey, saygıdeğer Genel Başkanımıza hediye takdim edeceklerdir. Coşsun Türkiye, geliyor işte destici başkan. Coşsun güzel ülkem, coşsun. Saygıdeğer Genel Başkanım, Kozan ilçemizin yöresel ürünleridir. Büyük Birlik Partisi belediye meclis üyelerimizi kürsüye, sahneye davet ediyorum. Türkiye, canım benim Türkiye'm, yarim benim Türkiye'm. Dışarıdaki arkadaşlarımız lütfen beklesinler. Hakan Ağaca, Burak Erşik, Atalay Özer, Veli Küçük, Veysel Şahin, Murat Yıldırım, Bülent Damar, Büşra Birer, Abdullah Kesilmiş, Enes Şahin, Kadir Karakoç, İsa Topaloğlu, Hüreyra Çakıcılı, Ömer Küçükakçalı, Hasan Toklu, Ali Tunç, Haşim Hoşça, Ayşe Kızılkaya, Bestami Elbüken, Canan Ünal, Esat Ateş, Mehmet Korkmaz, Hakan Kindan, Mehmet Kara, Osman Kocakaplan, Filiz Bölükbaşı, Saygılı Akçan, Salim Yılmaz, Abdurrahman Ölmez, Feramiz Cömert. Saygıdeğer Genel Başkanım, Kozan'ımızın yeni mimarı Gürdal Topal ve değerli ekibi. Sen ömrümüz aşkınla yanar gönlümüz, sevdamızsın Türkiye'm. Türkiye'm, canım benim Türkiye'm, yarim benim Türkiye'm. Büyük birlikte buluşalım Türkiye'm. Türkiye'm, sen canımız Türkiye'm. Sen ömrümüz aşkınla yanar gönlümüz, sevdamızsın Türkiye'm. Türkiye'm, canım benim Türkiye'm, yarim benim Türkiye'm. Büyük birlikte buluşalım Türkiye'm. Lütfen sahneyi boşaltalım. Lütfen sahneyi boşaltalım. Hanımları sahneye alalım lütfen. Erkekleri sahneden bir alalım. Birlik olma günüdür. Al sancağın altında destan yazma günüdür. Lütfen beyefendileri sahneden alalım. Meydanda, sahada çalışan hanımlarımızı lütfen sahneye alalım. Beyefendileri sahne dışına alalım lütfen. Büyük birlik hedefimiz. Muhsin Başkan liderimiz. Eller ne derse desin, sevdamız Türkiye'miz. Gün kardeşlik günüdür, birlik olma günüdür. Hanımlarımızı lütfen sahneye alalım. Erkekleri lütfen bu tarafa alalım. Gençler siz sahne dışına alalım. Değerli misafirlerimizi salon dışına alalım. Değerli misafirlerimizi salon dışına alalım lütfen. Işık şöleni yapacağız. Bütün misafirlerimizi salon dışına alalım lütfen. Bütün beyefendileri sahnenin kenarına alalım, sahne dışına alalım. Hanımefendilerle genel başkanımız resim çekineceklerdir. Lütfen. Büyük birlik olalım, oyunları bozalım, al sancağın altında destanlar yazalım.